sporcusudur. Kolu sporculara geldiğinde yine aynı. Gecenin ikisine kadar antrenman programı düzenlerdi. Bunlar 3 yıl öncesine kadar. Programı uygulatıyorsun. Finalde adamın morali bozuk. Oğlum ne oldu? Biceps curl yok programda. Aa sen biraz sonra. Her antrenmanda biceps curl atıyoruz. Bütün antrenmanda aynaya bakmıyor. Biceps çalışırken aynaya bakıyor. Motivasyon. Sakın şey olarak görmeyin. Yanlış bir şey olarak görmeyin. İzole kavramına geleceğim oradan. Bir kişi geldi. Neyi öğrendi şimdi? Ulan hipertrofi mi istiyor? Bak. Neden sonuç? Hemen matematik. Adam hipertrofi istiyor. Ya Sedat diye bir koç vardı. Bu kepo bana bir şeyden anlattı. Dur şunu deneyelim hemen. Ya da sen denedin biliyorsun artık. Eksik parçayı biliyorsun puzzle'da. Hipertrofi lazım. Compound ya da superset. Tak. Haftanın 3 günü. Abi sen kolların girmesini istiyorsun. Gel. Veriyorsun abi ağırlığı. Bir yandan da burada. Nedenini sorabilir. Mesela neden bunu yapıyoruz? Compound ve kasımızın üzerinde stres arttırıp bundan dolayı yapıyoruz. Tak gittin sen soracaksın. Adam Çin'den dolandır yine gelir seni olur. En iyi antrenör sensin. Amacı yönelik çalıştığımı bu. Bir. Ben şimdi compound seti öğrendim. Temeli oturtturdum. Böyle bir adamı çalıştırdım. Yelpazenin öteki ucuna gidiyorum. Birisi geldi, abi ön çaprazı koparmış. Fizyoterapist demiş ki çok iyi bir antrenör bulman lazım. Biri de eskaza benim adımı vermiş. Ya da şart, yani isimler karışıyor, geliyor beni buluyor. Ya da geldi sizi buldu. Bana karşıdan bir baktın adama. Hocam, bu bacak kocaman, bu 3 santim kısa. Deformasyon var, paramparça olmuş, ameliyat olmuş, atrofi yorulmuş, bacak küçülmüş. Neyi biliyorsun? Ha, compound set. Ben bunu buraya yetiştireceksen, o zaman bu kasın üzerinde stres arttırmam lazım. Tık, yine sorumluşuyorsun. Hepsinin genel toplamını yaptığınızda aşağıya inip o temeldeki işte bilimi bilmezseniz bu yelpazenin iki tarafına da ulaşamazsınız. Yalan söylersiniz sadece. Bu şöyle, bu böyle, işte oraya sıçacağım, buraya sıçacağım. Finalde o tekrar ön çapraz bana kopartır. Bu alanda kollarını geliştiremez. Ortada sen buluşursun, dersin ki sen kötü anlıyorsun. Halbuki altında yatan çok basit bir etmen var. Compound seti öğreneceksin, süper seti öğreneceksin. Bütün antrenman biliminin temeli bu. Somut bir iş yapıyoruz. Bunu asla unutmayın. Psikoloji gibi soyut bir işimiz yok bizim. Yani psikoloji değişkendir, insan zihni değişkendir. Sürekli oradan oraya gider ama fiziksel şeyler ortada. Yani kişi geldiği zaman basit şeylere bakacak. Hocam kol büyüdü mü? Büyüdü. İyi antrenörsün. Büyümedi, geçmiş olsun. Hocam omzum ağrıyor. Ağrı geçti mi? Geçti. Geçmedi, geçmedi. Geçmiş olsun. Bir daha iki. O yüzden alttaki antrenman biliminin sistemini öğrenirseniz hangi puzzle'ı nereye koyacağım? Lego'yu birleştirdiğin anda sonuca gidersin. Bu hepsi için böyledir. Bunu 4 saatlik bir eğitimde öğrenemezsiniz. 20 saatlik bir eğitimde öğrenemezsiniz. 24 saatlik bir eğitimde öğrenemezsiniz. Sürekli araştırmanız lazım. Ve benim nacizane tavsiyem bizim işimizden çok fazla ders sayısı yaptığın zaman fazla para kazanıyorsun. Proses böyle ama çalıştığınız her vakayı gerçekten bir spesifik bir obje olarak görün. Ve hepsini öğrenebildiğiniz her şeyi öğrenin. Eğer takıntısı olan varsa ve iddia sporcuyla çalışacağım diye öyle bir takıntıya girmesin. En de sonunda kendini heder eder. Çünkü sedanter popülasyondan da çok ciddi şeyler öğrenebilirsiniz. Biri geldi, bir şey var. Amacınız ne? Hemen bunu sorun. Amaç ne? Hocam nasıl biraz göbek gitsin ya? Yavrum nasıl?